Mutlu sabahlar. Ekonomi 7/24'ten herkese günaydın değerli izleyenler. Türkiye ve dünya ekonomisinde neler olup bitiyor? Piyasalar neyi fiyatlıyor? Buna bakacağız. Elbette başta koronavirüs etkisi var. Bu etkide bazen iyimser sonuçları görüyoruz. Hisse senedi piyasaları pozitife dönüyor. Bugünse biraz daha tersi bir tablo var. Detaylara bakacağız. Dolarda, borsada, altında yön nereye gider diyeceğiz. Ekonomi 7/24 başlıyor. Piyasalar yeni günü nasıl karşılıyor, başlangıç nasıl ve Borsa İstanbul'da dün geride neyi bıraktık, bakalım rakamlara. Geldi rakamlarımız. Dolar cephesinde 6.0520 seviyesi var, %0,10'luk bir anlık çıkış hareketi ekranlarınızda yansıyor. Bu seviye anlık çıkışı gösterse de dünden beri 6 bandının biraz üzerindeydi, 6.0204. Hali hazırda ise yeni günde hafif yukarı yönlü çıkışını sürdürdüğünü görüyoruz doların. Euro TL'de 6.5882 seviyesi var, %0,17 oranında. Euro da Türk lirası karşısında primli seyrediyor. Altın cephesine baktığımızda 1575 dolar var. Yönünü yeniden yukarıya çevirmiş gözükse de altın belirsizliklerini koruyor. Bir dalgalanma olduğunu söylemek mümkün ama yukarı yönlü tahminler de devam ediyor. Az sonra altın yatırımcısı ne yapsın diyeceğiz. Ve Borsa İstanbul 120.048 puan seviyesiyle %0,21 oranında yükselişle dünü kapatıyor. Dünya borsalarında dalgalı bir seyir var. Aslında bir önceki güne baktığımızda koronavirüs etkisinin, daha doğrusu buna ilişkin olumsuz tahminlerin biraz biraz azaldığını görmüştük. Endekslere de yansımıştı. Amerikan endekslerini görüyorsunuz. Rekor yükselişle kapanışı gerçekleştirmişti. Asya'ya gittiğimizde bu tablonun biraz değiştiğini göreceğiz. Zira Çin'den gelen haberler her an ölü sayısının ve hastalığa yakalanan sayısının değiştiğine işaret ediyor. İşte bu yeni haber akışıyla birlikte özellikle Asya endekslerinde tablo değişebiliyor. Bir önceki gün virüs etkisi piyasalar tarafından daha hafif algılanırken yeni günde Şangay başta olmak üzere Asya endekslerinde satış baskısı var. Avrupa'ya gidelim. Avrupa'daki son gelişmelere bakacağız. Zira Avrupa'da da ABD'de olduğu gibi son kapanışı hatırlayacağız. Rakamlar Avrupa cephesinde son kapanışın yukarı yönlü hareketle gerçekleştirildiğine işaret ediyor. Peki piyasalarda bu koronavirüs etkisi nasıl algılanıyor? İstanbul stüdyomuza gideceğiz. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş konuğumuz. Hoş geldiniz Ekonomi 7/24'e. Hoş bulduk Gülşin Hanım, iyi günler. Şimdi koronavirüsün ortaya çıktığı noktadan itibaren ekonomik etkileri hem piyasalar için hem de büyüme gibi veriler için tartışılıyor. Birkaç gün pozitif seyrediyordu. Evet, atlattı piyasalar bu tedirginliği diyoruz. Birkaç gün biraz daha sert satış oluyor. Ne oluyor? Piyasa ne ölçüde fiyatlıyor bu koronavirüs etkisini? Ve yeni günde tabii başka hangi etkilerle başlıyor piyasa fiyatlaması? Evet, tamamen sizin söylediğiniz gibi aslında 17 Ocak tarihinde yanılmıyorsam ilk virüsün işte başlangıcı, yayılması ve etkileri üzerine değerlendirmeler yapılmaya başlandı global anlamda. Tam da sizin belirttiğiniz gibi yanılmıyorsam birkaç gün önce virüsün yayılma hızının en düşük olduğu günü yaşadık. Fakat dün itibariyle buna da aslında yine sizin söylediğiniz gibi piyasaların olumlu bir beklentisi, risk algısındaki değişimi yayılmıştı. Ve aslında dün de Amerikan borsalarında özellikle yeni zirve seviyelerini de test edildiğini, mesela ons altının da 1560 dolar seviyelerine kadar geri çekildiğini görmüştük. Ama biraz önce bahsettiğim gibi dünkü gelişme biraz daha bilinmezliğin ve virüsle ilgili de soru işaretlerinin artmasına neden oldu. Dolayısıyla bugün Uzak Doğu'da başta olmak üzere Amerikan borsalarının vadelerinde de bir stres olduğunu görüyoruz bu konuyla ilgili. Ons altın fiyatlarında doğal olarak tekrar talep görerek 1570 dolarların üstüne attığını görüyoruz açıkçası. Genel olarak piyasada tek değişken virüs gelişimi ya da buradaki değişim midir, stres midir? Evet, bu da var ama biraz daha Çin'in büyümesi üzerine etkileri yanı sıra dün Avrupa'dan açıklanan sanayi üretim verilerinin de bu bölge için çok iç açıcı olmadığını görmemiz aslında genel bir büyüme kaynaklı hala negatif bir düşünceye neden olsa da
merkez bankalarının hem genişlemeci politikaları hem de faiz oranları üzerinden destekleyici hamlelerinin yani borsa tarafına fon akışının devam ettirmesi ve özellikle de borsalardaki yükselişi şu an için destekliyor gibi gözüküyor açıkçası. Şimdi Borsa İstanbul özelinde de kısaca konuşalım. Hep diyoruz rekorlar beklerken küresel bir etki var elbette ki, bazı düzeltme hareketleri de yaşandı. Yeniden yönünü de hafif yukarı çevirmiş gözüküyor. Ne bekliyoruz Borsa İstanbul'da? Dünya borsalarına baktığımızda bir ayrışma görüyor musunuz? Açıkçası tamamen geçtiğimiz Ekim ayına benzer. Yani Suriye'deki bu jeopolitik riskin Türkiye özelinde biraz daha piyasalarda stres yaratmasıyla biz aslında yurt dışı piyasalarla bir negatif ayrışma yaşamıştık. Ve sonrasında da yaklaşık bir 15-20 gün öncesine kadar 125 bin seviyelerine kadar Borsa İstanbul'daki yükselişle aslında bu ayrışmayı bir nebze olsun kapamaya çalışmıştık. Ama yine aynı bölgede son 2-3 gündür yaşanan gelişmeler, stresin artması, şöyle baktığımızda Borsa İstanbul'a olması gereken, açıkçası dünya piyasalarına katılması gereken değerinde biraz daha nispeten negatif ayrışmasıyla devam ettiğini görüyoruz. Yani genel olarak bakarsak bilanço dönemindeyiz. Dün bir savunma sanayinden bir şirket bilançolu. Bugün yine telekomünikasyon sektöründeki ana piyasayı destekleyen sektörlerden bence olumlu bilanço verileri geliyor. Yani burada karlılık oranında çok sıkıntı yaşanmadığı gözüküyor. Biraz bankacılık sektörünün son düzenlemelerle ve özellikle biraz önce bahsettiğim stresten dolayı ülke CDS ve gösterge tahvillerinde sınırlı bir yükseliş yaşamamızla baskılandığını görsek de Borsa İstanbul bir değişim içerisinde. Yani güçlü sektör, güçlü hisse biraz daha ön plana çıkabiliyor. Sektörler zaman zaman kendi gelişimleri içerisinde duraksadığı dönemler oluyor. Evet. Ama genel olarak baktığımızda hala 118 bin üzerindeyiz ve şu an için belki biraz negatif açılış bugün görsek de yukarı yönlü trendin devam ettiğini söyleyebiliriz açıkçası. Dolar cephesine gidelim biraz. Yeni güne yükselişle başladı. Şimdi bir BDDK'nın swap hamlesi de vardı. Bunu konuşacağız ama hep biz kurda manipülatif hareketleri konuşuyorduk. Ağustos 2018'den bu yana o etkiyi de yükselen doları konuşurken hep tartışıyorduk. Buna da önlem içeren bir düzenleme var. Bir hatırlayalım bankacılık kanundaki o değişimi. Yeni düzenlemeyle değerli izleyenler, bankacılık sisteminin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Finansal piyasalarda manipülatif ve yanıltıcı işlemleri önlemek yönelik tedbirler de yine bu düzenlemenin önemli unsurları arasında. Katılım bankacılığı geliştiriliyor. Bankacılık sistemi uluslararası piyasalarla uyumlu hale getiriliyor. Bankacılık ve sermaye piyasaları ile ilgili önemli düzenlemeler getiren teklif Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle finansal piyasalarda manipülatif ve yanıltıcı işlemleri engellemek için yeni yaptırımlar getirilecek. Banka müşterilerinin kişisel verileri daha sıkı korunacak. Veriler müşteri sırrı olarak nitelendirilecek. Katılım bankacılığı geliştirilecek. Kalkınma ve yatırım bankaları da katılım bankaları gibi faizsiz fon kullandırabilecek. İzinsiz bankacılık faaliyetleri kapsamında mevduat toplayanlara karşı denetimler sıkılaştırılacak. Bankacılık sektöründe ihlallerin önüne geçmek için para cezaları artırılacak. Bankaların işlemlerden aldıkları masraf ve komisyonları belirleme yetkisi Merkez Bankası'na verilecek. Kurdaki o spekülatif adımlara önlem geliyor. Aynı zamanda bir BDDK swap hamlesi de bunu destekleyecek nitelikte. Bütün bunlar bir anda. Yücel Tonguç Erbaş, ne dersiniz? Neden yükseliyor bu dolar şu anda? Ya bir kere şunu belirtmek lazım. Bankacılık veya sermaye piyasaları ya da finans sektörü üzerinde gerçekleşen yeni değişiklikler aslında bizim geçen yıldan itibaren uygulamaya başladığımız bu finans alanındaki destekleyici hamlelerin başlangıcı veya devamı diyebiliriz. Çünkü güçlü bir sermaye yapısına sahip, düzenlenmiş bir sermaye piyasası veya bankacılık sektörünüz olmadığı sürece, yani bizim hedeflediğimiz o %8 veya altındaki enflasyon, kalıcı bir faiz indirimi politikası gibi uygulamaları da çok kullanabilmemiz mümkün olmazdı diye düşünüyorum. Yani neler oluyor konusunda da aslında bu tarafta, yani dolar TL tarafına baktığımızda
Yani çok ben swap hamlesinin tabii ki oynaklığı giderek azalttığı bir alan olarak görüyorum. Yani dikkat ediyorsanız birçok riskin Türkiye genelinde gerçekleşmesi olsa da aslında gün içi işlemler hala 3-4 kuruşluk marjlarla devam ediyor. Yani 6 seviyenin üzerinde olması belki psikolojik olarak dolar yükseliyor algısı yaratabilir ama yaklaşık 40-45 günlük bir süre geçti yılbaşından bugüne ve enflasyon rakamımız açıklandı ve açıkçası Ocak ayı enflasyonu içerisinde baktığımızda da yani kurda eğer enflasyon bazlı bir yükselişin bu yıl içerisinde olacağını düşünüyorsak işte bu süre içerisinde yaşadığımız İdlib stresini de bir kenara koyarsak 6.03'ler 6.04'ler şu an için aslında makul rekabetçi bir kur için çok makul seviyeler gibi gözüküyor. Burada önemli olan buradan yükselişin devam edip etmeyeceği yönünde. Burada sizin belirttiğiniz gibi artık biraz daha oynaklığın az olması, kur seviyesinde bazı gerçek dışı fiyatların diyelim ya da kısa süreli risk getirisi için hızlı para girişi çıkışının engellenmesi adına yani son bir yılda birçok adım atıldı. Dolayısıyla bunun olmaması çok doğal olacaktır önümüzdeki dönemde. Ama biz bir sabit kur sistemi uygulamıyoruz. Dolayısıyla piyasalarda bir stres oluştuğu zaman işte 3-5 kuruşluk yukarı hareketler ki dün aslında 6.01'lere kadar gerileyen bir kur da görmüştük. Dolayısıyla bu jeopolitik riskimizin de yavaş yavaş azalmasıyla birlikte ki görebildiğim kadarıyla NATO kanadından, işte Amerika'dan ve hatta Rusya ve civar ülkelerdeki görüşmelerimiz de devam ediyor. Bu stres azaldıkça da kur üzerinde baskı yavaşlayacaktır. Ve belki de tekrar altılı seviyelere doğru bir geri çekilme olabilir. Ama birkaç günlük 6.07-6.08 yükselişleri de yani çok kurdaki böyle ritmi bozduğu anlamına da geleceğini şu an için düşünmüyorum açıkçası. Kurdaki bu hareket içeride altın yatırımcısının da sıkı takibinde. Altın konuşalım biraz, rakamları hatırlayalım önce, ardından nereye gider diyelim. İstanbul Kapalı Çarşı'ya gideceğiz. Ons altını yayının başında sizlerle paylaşmıştık değerli izleyenler. Sınırlı bir artış eğilimi var. Buna rağmen altın cephesinde belirsizlik devam ediyor. Son rakamlara bakalım, Kapalı Çarşı'ya nasıl yansıyor. Kapalı Çarşı rakamlarında hem ons altın hem de kur etkili. 304 altının gramı çeyrek altında bu rakam 497 liraya çıkıyor. Yarım altın 995 liradan fiyatlanırken 2047 lira Cumhuriyet altının son fiyatı oluyor. Altınla ilgili son rakamlara baktığımızda spot piyasada biraz daha farklı, 306 liraya kadar değiştiğini rakamı görüyoruz. Elbette ki onstaki o değişikliğin yansımasıyla beraber. Gram altının performansına bakalım. Çünkü son bir yıllık performansa baktığımızda evet, yatırımcısına hem ons altın hem de gram altın en çok kazandıranlar arasında yer alıyor. Neredeyse %30 oranında yatırımcısına altın cephesi kazandırmış gözüküyor. Aylık bazda grama baktığımızda ise belirgin artışları zaman zaman yaşadık. Özellikle küresel belirsizliklerin arttığı dönemlerde işte bunu örnek olarak Ocak ayını verebiliriz. Ocak'ta ABD-İran gerilimi bu çıkışı sağlamıştı. Son rakamsa işte bugün gördüğünüz 306 yine bu yılın yüksek seviyeleri arasında yer alıyor. Ama altın yatırımcısı için 340'lara gider tahminleri de var. Ons'ta 1600 tahminleri de var. Dolayısıyla belirsizlik devam ediyor. Tong Çarbaş'a soralım. Ne yapsın altın yatırımcısı? Belirgin bir belirsizlik ve hem yukarı yönlü hem de aşağı yönlü tahminlerin sık sık yer aldığı bir altın gündemi var. Ne dersiniz? Tabii altın yatırımcısı için böyle net bir tavsiye niteliğinde bir görüş belirtmek doğru olmaz ama yayınlarda da hep söylediğimiz 2019-2020 içinde, belki önümüzdeki birkaç yıl içinde de özellikle portföylerde veya yatırımların paylaşılmasında bir sigorta anlamında altının hep yer alması gerektiğini belirtiyoruz. Bunun nedeni de şu, evet zaman zaman yani düşük faiz ortamı, düşük enflasyon ortamında belki alternatif piyasalara doğru yatırımcıların eğildiğini görebiliriz. Özellikle mesela bu sene içerisinde Borsa İstanbul'a bu talebi görüyoruz. Ama her zaman portföylerde bir koruyucu etkisi olmuştur altının. Dolayısıyla sizin belirttiğiniz gibi ons altın fiyatlarında ben özellikle merkez bankaları, fon akışının ve hatta bireysel talebin de şu an için gayet yüksek olduğunu görüyorum. Dolayısıyla 1550 dolar üzerinde sanki bir süre daha. Evet, bir kısa ara veriyoruz sohbetimize Sayın Erbaş. Bir canlı yayın noktasına gidiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısı için bugün Pakistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. O ziyaretinden önce Esenboğa Havalimanı'ndan ayrılışını ekranlarınıza canlı olarak getiriyoruz. Konsey toplantısında Türkiye ile Pakistan arasındaki ikili ilişkiler gözden geçirilecek. İşbirliğinin geliştirilmesi için adımlar atılacak. Devam edelim. Yücel Tongçerbaş sohbetimize kaldığımız yerden. Altın yatırımcısı için net bir tavsiye verilmez ama portföyde yer alabilir dediniz. Hangi noktalarda o alım satım için fırsat görürsünüz? Buyurun. Biraz önce ons altının 1550 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması muhtemel gibi gözüktüğünü söylemiştim. Eğer bu senaryo 2020 genelinde devam ederse kurda da biz her zaman bahsettiğimiz, yani bu sene içinde beklediğimiz o enflasyon bazlı yükselişi görme ihtimalini de göz önünde bulundurduğumuzda, biraz önce sizin söylediğiniz gibi aslında sene sonu hedefleri aşağı yukarı 340 ile 350 TL civarında gerçekleşiyor. Dolayısıyla olası bir ons altında sınırlı gerileme ve kurda da altılı seviyelere tekrar geri gelme durumu söz konusu olsa, burada 290-300 TL arasında bir tekrar alım fırsatı veya işte bir portföylere tekrar biraz daha katma fırsatını altın tarafında piyasa verecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla altın her ne kadar sermaye piyasaları içinde borsalar yükselirken bir yöneliş olsa da, portföylerde geri çekilmelerle kademeli olarak pozisyon arttırarak ya da yatırım arttırılarak devam edilebilecek bir yıl olacak. Yani geçen yılı benzer bir yıl, belki biraz daha az getirili ama yine çok revaçta olan bir ürün olarak altını değerlendirmek gerekiyor. 300 TL'nin altı, gram altında biraz daha olumlu alış için gibi gözüküyor. Yeniden portföye katmak için 350 TL'de yılın en önemli direnç seviyesi olacak gibi duruyor şu an için. Sinden sonra biraz da petrol konuşalım. Şimdi aslında yayının başında konuştuğumuzda koronavirüs etkisi belki de en keskin yansımasını petrol üzerinde gösterdi. Orada da bir dalgalanma var. Yeni haber ise OPEC tarafından o talep tahminlerinin aşağı çekilmesi. Petrolde ne nereye gider ve Türkiye ekonomisine nasıl yansır diyeceğiz ama bir hatırlayalım. Ne kadarlık bir talepte değişim var. Özellikle üretimin kısılması bir tartışma konusu değerli izleyenler. Petrol tüketimiyle ilgili başta yakıtlardaki o tüketimin azalmasından kaynaklı belirgin bir azalma var. İşte bu azalma talep senaryosunu, arz talep dengesini etkiliyor. Üretimin kısılması bir tartışma konusu. Suudi Arabistan Rusya arasında anlaşmazlık var. Ama talebin düşeceği, işte bu gördüğünüz grafikte de yaklaşık 440 bin varillik bir günlük azalma beklentisi var. Talebin düşeceği noktası aslında kısıntılara rağmen o arz talep dengesinin yine de sağlanamayacağını, önümüzdeki günlerde bu konuyu çok daha fazla tartışacağımızı gösteriyor. Bu denge küresel arzla talepteki farkı da aslında çok açık ortaya koyuyor. Türkiye ekonomisi için biraz daha pozitif bir tablo olduğunu belki de söylemek mümkün. Petrol fiyatları düştükçe bizim için bir toparlanma işareti ama genel olarak hem tahmininiz ne olur petrolle ilgili hem de bize yansımasını nasıl yorumlarsınız? Öncelikle 2019'u aşağı yukarı hangi stratejiyle petrolde kapadıysak dünya genelinde, 2020'de de ona benzer bir gelişme olacak. Yani büyüme beklentileri ve talep tarafında zaman zaman azalmalar olabileceği görüşü hakim olacağı için aslında virüs etkisiyle birlikte o yaşadığımız aşağı doğru hareketin yıl içerisinde de devamını zaman zaman göreceğimizi düşünüyorum. Ama burada bir denklem var. Yani Amerika'nın hem üreteceğim ihracatçı olduğu bir petrol piyasası var artık. OPEC, OPEC dışı ve Rusya'nın da petrol fiyatlarını dengelemek için zaman zaman kısıntıya gittiği, zaman zaman bundan vazgeçtiği gibi bir dönem söz konusu olacağı için ben çok 50 ile 70 doların dışında bir dolar marjı gerek Brent tarafında gerek Amerikan petrol tarafında çok kalıcı olarak bu fiyatların oluşmayacağını düşünüyorum. Evet. Bu aslında bu yatay hareketinde Türkiye'nin enerji maliyetleri açısından baktığımızda enflasyon hesaplaması ve genel ekonomiye katkısının da bence 2020'de de görmeye devam edeceğimizi düşünüyorum açıkçası.
Şimdi o genel ekonomiye dair bir sinyal de bugün gelecek. Hatırlayalım, bugünün verileri ne olacak, üzerine konuşacağız sonra. Veriler üzerinde etkili olabilecek, rakamlar üzerinde etkili olabilecek, veri akışı nasıl geldi, veri akışımız sanayi üretim içeride gelecek. Bu önemli, çarklar dönüyor mu, büyümeyi nasıl etkiler? Merkez Bankası rezervleri, ABD'de enflasyon yine takip edilecek bir veri. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işsizlik başvuruları ve Avrupa'da öncü göstergelerde günün verileri arasında. Bunlar için de elbette biz biraz sanayi üretimini konuşalım. Şimdi pozitif büyüme beklentisi pek çok kez dile getirildi. Artık toparlanmanın sinyallerini gördüğümüz söyleniyor. Dolayısıyla biz bunun sanayi üretimine de yansımasını bekleriz. Siz de beklersiniz bugün gelecek rakamla ilgili. Şimdi bugün gelecek rakamlar az çok bizim 4. çeyrek büyüme verisi için de bir öngörü yaratmamızı sağlayacak. Son birkaç veride aslında şey sinyalini alıyorduk. Yani bu sanayi üretimi bazlı da bir yükselişin büyüme tarafında destekleneceği. Bence bugün yani 7 civarlarına ulaşacak, 6-7 arasında bir yani baktığımızda böyle bir sanayi etkisinin büyüme tarafında yansıyacağını ve belki birebir tam piyasa etkisini görmesek de ileriye dönük büyüme beklentilerimize, hedeflerimize doğru sanayi tarafından da bir destek geleceğini göreceğimizi düşünüyorum. Yani özel bir ay veya çeyrek veya dönem olduğu için değil, böyle bir ivmenin son 2-3 ayda bizi bu aya taşımasından dolayı burada tabii ki yani piyasalar risk algılarından arındırıldığı zaman ülkelerin büyüme, enflasyon ve işte zaman zaman Merkez Bankası politikalarının etkileri biraz daha net ortaya çıkıyor. Dolayısıyla sanayi tarafındaki özellikle kredilerde işlem hacminde diyelim, yani ekonomik olarak aktivite tarafında da genişleme, bence bugün sanayi tarafında da beklentiler civarında, tahmin ediyorum benim söylediğim rakamlar da o yönde, belki biraz daha üzerinde gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Kurda bir etki bekler miyiz hemen arkasından? Şimdi o verilere duyarlılığı zaman zaman görüyoruz. Zaman zamansa küresel etki daha baskın oluyor. Örneğin sanayi üretimine dair beklentisi bir rakam kur üzerinde bir yansıma gösterir mi? Şimdi sürpriz veriler daha çok aslında ülke para birimlerine ya da borsalara ya da tahvil fiyatlarına anlık olarak çok sert etkileri olabiliyor. Mesela dün Avrupa bölgesinde gördüğümüz sanayi üretimi beklentiden çok daha negatif gerçekleşmesi para biriminin üzerinde de etkisini gördük. Ama bugünkü Türkiye sanayi üretim verisi tahmin ediyorum beklenti, yani iyi bir beklenti var. Bu iyi beklentiyi de karşılayacak yönde. Dolayısıyla aslında sözlerimizin arasında hep bahsettiğimiz o Suriye'deki gerginlik ve Türk piyasalarına yansımaları bir anda geçmeyeceği için bugünkü sanayi üretim verisi eğer beklendiği gibi olumlu gelirse bahsettiğim gibi kenarda bir Türkiye için olumlu, önümüzdeki dönemde olası riskler ortadan kalktığı zaman evet, bizim sanayi üretim ve büyüme tarafı da güçlü geliyor diyerek belki kur tarafında orta vadeli bir iyimserliğe neden olabilir. Ama bugün için çok fiyatlarda dalga boyutlarının çok geniş olduğu bir etki yaratacağını düşünmüyorum açıkçası. Ahlat Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, sağ olunuz, teşekkür ediyoruz yayınımıza verdiğiniz değerli katkılar için diyelim. Ve